sen de şeker. İnsanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam İstanbul'lu kızları, kızları. Hepsi güzel. Bir tanesi ilk bakışta Sosyete güzeli Leyla'nın... Buyur mi abi, buyur Hayat abicim. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Yazıyor. Katil bu. Canavar. Durun bakalım, durun içelim ya. Ne yapalım? İşi işitilmemiş, gaddarca işlenmiş olan cinayet, davanın seyri sırasında bütün delilleriyle ortaya serilmiştir. Suçlu burada. Fakat henüz cezası verilmedi. Müvekkilem yattığı yerde sizden adalet bekliyor. Adaletin keskin kılıcı suçlunun başına bütün şiddetiyle inmelidir. Ancak o zaman müvekkilemin ruhu yattığı yerde sükun ve huzura kavuşacaktır. Yüksek mahkemenizden müvekkilemin kanının bedelini talep ediyorum. Suçlu, ölüm cezasına çarptırılmalıdır. Lütfen tereddüt etmeden idam kararınızı tebliğ ediniz. İdam edilsin! İdam edilsin! Susun! Susun! Gürültüye devam ederseniz salonu boşaltacağım. Sanık Şevket! Sanık Şevket! Ayağa kalk! Suçun çok ağır. Savcı idamını talep etti. Öldürdüğün Leyla İpek'in avukatı da aynı cezayı talep ediyor. Sense davanın başından beri konuşmuyorsun. Kendini savunmayacak mısın? Bir diyeceğin yok mu? Anlat, Leyla İpek'i neden öldürdün? Anlat, belki cezan hafifler. Konuşmayacak mısın? Ne söyleyebilir Sayın Yargıç? Söyleyecek bir şey olmadığı için susuyor. İnsanlığın yüz karasıdır bu. Ona inanmayın. Bu sefil katile acımayın Sayın Yargıç. Bir an önce idam kararınızı vererek beşeriyeti bu mikroptan kurtarınız. Yeter! Yeter, ben canavar değilim. Evet, suçluyum. Katilim ama alçak değil. Çamur Şevket de insandır. Çamurdan bile olsam, gene de insanım. Ben de insanım, insanım! İnsanlıkla alakası olsaydı bu cinayeti işlemezdim. Müsaade edin, kendini savunmak hakkıdır. Savunacak değilim Sayın Yargıç. Hiçbir diyeceğim yok. Onu bu ellerimle öldürdüm. Suçluyum, katilim. Cezam neyse verin, olsun bitsin bu iş. Son sözün bu mu? Evet. Suçumun cezası idam. Bunu biliyorum. Zaten yaşamak da istemiyorum. Aslında kurtulayım, dayanamayacağım artık. Sanık Şevket, hakkında verilen kararı okuyorum. Sanığın maktule Leyla İpek'i önceden düşünerek, tasarlayarak öldürdüğü deliller, şahitlerin ifadeleri ve kendi ikrarı ile sabit görüldüğünden
bu hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nu... Hayır, hayır durun! Onu asamazsınız! Mahkeme kararı okunurken ne cüretle müdahale ediyorsunuz? Yalvarırım Sayın Yargıç! Eğer bir adli hataya düşmek istemiyorsanız beni dinleyin! Bu cinayet hakkında bildiklerim var! Hayır, hayır Sayın Yargıç! Onu dinlemeyin! Lütfen, lütfen kararı okumaya devam edin! Müsaade edin konuşayım! Söyleyeceklerim çok önemlidir! Bu davaya ışık tutmak, sizi aydınlatmak istiyorum! Siz kimsiniz? İsmim Sevgi, bu cinayet işlenirken oradaydım! Yalan! Yalan! Sen sus! Devam edin! İtiraz ediyorum, usule aykırıdır! Oturun lütfen, dinleyeceğiz! Devam edin, sizi dinliyoruz! Şu anda sanık mevkiinde duran bu perişan kılıklı adam... ...Bir zamanlar hukuk doktoru Şevket Hakmen'di! Hayır, yanlış! Ben değilim! Israr ediyorum! Gerçek hüviyetini gizliyor! Sen sanığı nereden tanıyorsun? Ben onun kızıyım! Yalvarırım konuş baba! Bak, ben senin kızın olmaktan utanmıyorum! Çamurdan bile olsan, gene de benim babamsın! Anlat onlara! Aslında kim olduğunu, neden bu hale düştüğünü, onu neden öldürdüğünü söyle! Kimden, neyi saklıyorsun baba? Senin kızın olduğumu herkes öğrendi artık! Eğer sen konuşmazsan, herkes beni bir canavarın kızı olarak bilecek! Eğer seni asarlarsa ben de yaşayamam! Yalvarırım baba, ne olursun, hatırım için konuş! Kızım, yavrum! Bunların hepsi yalan, inanmayın ona! Bu kız katili koruyan bir sahtekardır! Sahtekar ha! Sen de kendini avukat sanıyorsun değil mi? Benim iddia ve savunmalarım adliye tarihine geçmiştir! Adliye kütüphanesinde basılmış eserlerim vardır! Onları oku da, yalnız avukatlığından değil, biraz da insanlığından utan! Bir zamanlar yüzlerce davayı kazandığım bu duruşma salonunda... ...Bir gün gelip de kendimi savunmaktan aciz kalacağım, kimin aklına gelir? Sayın Yargıç, kendimi savunacağım! Bunu kızımın hatırı için yapacağım! Şimdiye kadar ona mahcubiyet ve utanç sebebi olmamak için susuyordum! Onun adının bu cinayete karışmasını istemiyordum! Fakat artık susmak için bir sebep kalmadı! Size her şeyi anlatacağım! Nasıl çamura bulandığımı herkes bilsin! Kızımın babasının bir canavar olmadığını öğrensinler! Evet, ben bir zamanlar o adamdım! Hukuk doktoru avukat Şevket Hakmen! İstanbul Barosu'nun en parlak avukatlarından biriydim. Meslektaşlarım karşımda konuşmaktansa ekseriye susmayı tercih ederlerdi. Hiçbir avukat bana karşı dava almak istemezdi, çünkü kaybedeceklerini bilirlerdi. Ben zaten haksız, kazanılmayacak bir davayı üzerime almazdım. Savunduğum davalar önemli davalar olmuş ve kamuoyunda yankılar uyandırmıştır. Mesleğimi seviyor ve hukukun ruhuna nüfuz ederek kanunları konuşturuyordum. Her aldığım dava bir zaferle sonuçlanıyor, şöhretimle beraber kazancım da artıyordu. Kendimi bütün varlığımla mesleğime vermiştim. Çok kazanıyor fakat çok çalışıp çok yoruluyordum. Yavrum, hoş bulduk! Nasılsın Meral? Seni merak ettik, geç kaldım! Aa, kızıma sürpriz yapmak için alışverişe çıktım! Al bakalım! Yaşa babacığım! Gene ne sürpriz var? Sürpriz söylenir mi? Aç da gör bakalım ne olduğunu! Bugün nasıl geçti? Çok yoruldun mu kocacığım? Yoruldum ama sizin yanınıza gelince yorgunluk falan kalmıyor! Çok teşekkür ederim! Of! Açılmıyor babacığım! Yemekten sonra bakarsınız, şimdi babanın karnı aç! Ama ben içindekini merak ediyorum! Peki, açalım öyleyse! Yemeği sonra yeriz! Tren, yürüyor mu baba? Hem yürüyor, hem de düdük çalıyor! Ama şimdi oyuna dalarsanız yemekler soğuyacak! Soğusun, kızım bana bir öpücük verir, benim de karnım doyar! Karnınız doydu mu babacığım? Hem de nasıl, baklava börek yemiş gibiyim! Çok mutluyum! Senedin altındaki mühür benim mühürümmüş!
icra memuru tutturmuş. İlle de bu borç senin borcundur diyor. Halbuki ben ömrümde ne kimseye bir borç ettim, ne senet verdim. Bir dakika, senedin alacaklısını tanıyor musunuz? Hayır, dolandırıcının biri. Sahte bir senetle mal alıp ortadan kaybolmuş. Son ciranto beni icraya verdi. Benden 7.000 lira istiyor. İtiraz müddeti henüz geçmediği için borç kesinleşmemiş. Ben zavallı, fakir bir esnafım. Sabahtan akşama kadar dükkanda çalışıp nafakamı zor çıkarıyorum. Bu parayı nereden bulur da veririm? Avni Bey buraya gelsin, bekliyorum. Siz üzülmeyin. Derhal itiraz eder, haczı durdururuz. Sonra da senet iptal davası açarız. Sağ olun avukat bey, sağ olun. Buyurun beyefendi. Avni Bey, bir itiraz dilekçesi yazıp beyle beraber icra dairesine gidip verin. Tehir-i icra kararı alın. Meskür borç için alacaklıya karşı senet iptal davası açacağız. Başüstün efendim. Yardımcım icap edeni yapacaktır, merak etmeyin efendim. Teşekkür ederim avukat bey. Yalnız önce ücretini öğrenmek istiyorum, sonra da mahcup olmayalım. Mühim değil, siz harç ve masrafları ödeyin, gerisi kolay. Allah sizden razı olsun, bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Rica ederim, hiç mühim değil. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle, iyi günler. Allah razı olsun efendim. Şöyle buyurun beyefendi, şöyle buyurun, şöyle buyurun. Siz bir dakika oturun şurada. Peki. Affedersiniz efendim, bir hanım müşteri sizi bekliyor. Randevusu var mıydı? Hayır, ben kendisine randevusuz müşteri kabul etmeyeceğinizi izah ettim. Fakat çok ısrar etti, işi önemli ve aceleymiş. Peki, buyursun. Randevusuz geldiğim için özür dilerim. Rica ederim hanımefendi, buyurun efendim. Sigara? Lütfen. Evet, buyurun, sizi dinliyorum. Başım dertte avukat bey. Eğer derdinize derman olabilirsem, ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Ben de yardımınızı ümit ederek size geldim. Estağfurullah. Yalnız, başınız kiminle dertte, sorabilir mi? Kocamla. Ya! Demek evlisiniz. Evet, sizi onun için rahatsız ettim zaten. Boşanmak istiyorum da. Kocanızla niçin ayrılmak istiyorsunuz? Bin bir vaatle kandırıp evlendi benden. Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıttı bana. Oysa ne işi ne de parası varmış, hiçbir şey. Ya, peki mesleği nedir? Kadın tellallığı. Ne diyorsunuz? İnanmıyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Beni bana güvenerek evlenmişti. Daha doğrusu etime. Beni sermaye yaparak ev geçindirmeyi düşünmüş meğer. Daha evlendiğimizin ikinci ayında beni kiralamaya kalktı. Ne alçaklık bu! Ağlamayın rica ederim. Her şeyin bir çaresi bulunur. Hayatım tehlikede beyefendi, beni öldürecek. Dün gece evime kapıyı kırarak girdi. Ayrılmam, ömrünün sonuna kadar nikahımda kalacaksın dedi. Yok canım, merak etmeyin. Bu şartlar altında ilk celsede boşanmayı temin ederim. Size minnettar kalırım avukat. Rica ederim, vazifemiz. Çok, çok teşekkür ederim. Siz yarın onu da teşrif edin, biz bu arada gerekli muameleyi tamamlayalım. Müsaadenizle. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Güle güle. Reklem ahlak ve faziletiyle tanınmış dürüst bir kadındır. Fakat maalesef iffet ve namusunu korumak için yuvasından ayrılmak zorunda kalmıştır. Hangi iffet ve namustan bahsediyorsun avukat bey? Oturun. Söz sırası davacı vekilinindir. Buyurun. Müvekkilem en tatlı ve parlak vaatlere kanıp bir yuva kurmak ve mutlu olmayı ümit ederek davalıyla hayatını birleştirmiştir. Fakat maalesef feci şekilde aldandığını anlayarak derin bir hayal kırıklığına uğramıştır. Evlendiği andan itibaren kocası tarafından manen ve maddeten ihmal edilmiş, daha sonra da hayatta tek dayanağı ve güveni olan kocası onu fuhşa teşvik etmiş ve satmaya kalkmıştır. Hayır, yalan bu hakim hanım, iftira! Ben namuslu bir tüccarım! Lütfen susun! Davalının tüccarlığını kendi şahitlerinin ağzından dinledik ve bunun nasıl bir tüccarlık olduğunu öğrendik. Yığınla protestolar, karşılıksız senetler ve çekler, semti meçhule çekilen poliçeler ve daha bir sürü sahtekarlık. Bu mudur namuslu tüccarlık? Hayır! Bunun adı olsa olsa dolandırıcılıktır. Beni bu hale getiren karımdır. Beni yiyip bitirdi, mahvetti, sonra da fırlatıp atmak istedi. Ne gülünç bir iddia!
Evlendikleri günden beri bütün masrafları müvekkilem yapmıştır. Onun har vurup harman savurduğu benim paramdır. Sanın iddiası varet değildir. Biz vesikaları konuşturuyoruz. Yapılan masrafların müvekkilem adına kesilen faturaları yüksek mahkemenize ibraz edilmiştir ve bir nüshası da dosyamızda mevcuttur. Sayın yargıcı, sanık müvekkilemin mesken masuniyetini ihlal edip kapısını kırarak içeri girmiş ve ev eşyasıyla elbiselerini tahrip ettikten sonra öldürmek kastıyla ve makasla ona hücum etmiştir. Eğer komşular yetişip de kendisini kurtarmamış olsaydılar, şu anda müvekkilem hayatta bulunmayacak. Öldürmek istediği şahitlerin ifadelerinden de anlaşılabilir. Yalan! Ben makasla parasını ödediğim elbiseleri kestim. O kapıyı açıp bağırdı, komşular beni elinde makasla gördüler. Sanık suçunu tevhile yelteniyor. Gerçek olan şudur ki, sanıkla beraber olduğu müddetçe müvekkilemin hayatı tehlikededir. Buna binaen, müvekkilemi bu adamdan bir celsede boşamanızı talep ediyoruz ve hiçbir tazminat ve nafaka talebinde de bulunmuyoruz. Zaferinizin şerefine! Hangi zafer? Benim boşanmam sizin zaferiniz değil mi? Hürriyetin deseniz daha doğru olacak galiba. Doğru, hürriyetin şerefine. Dünyanın en güzel kadınının şerefi. Ben? Güldürmeyin beni! Beni öyle feci bir esaretten kurtardınız ki, boşanma ilamı benim için gerçekten bir hürriyet bayrağı oldu. Size o kadar çok şey borçluyum ki. Bana hiçbir borcunuz yok. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben de size olan hayranlığımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. İnanın, şimdiye kadar hiçbir kadın bana sizin gibi tesir etmedi. Sizinle beraber olmak bana sonsuz bir zevk veriyor. Öyle mi? Buna memnun oldum. Madem ki size zevk veriyor, bundan sonra istediğiniz kadar beraber olabiliriz. Nasıl olsa sahipli değilim artık. Benim uykum yok ki anne! Aa, yalan söyleme bakayım, uyku gözlerinden akıyor! Hem artık çok geç oldu! Hadi canım, hadi yat bakalım! Şu babam da nerede kaldı? Baban çalışıyor canım, para kazanmak için! Bizim için, sana sürpriz yapmak için! Canım babacığım! Sen gözlerini kapat, uyu! Sabah uyandığın zaman sürprizin koynunda bulursun belki! Hadi canım! Allah rahatlık versin! Sana da anneciğim! Kaldın Şevket? Sen hala yatmadın mı? Hayır. Neden? Seni bekledim. Yemeğini ısıtayım mı? Teşekkür ederim. Ben yedim. İnsan bari telefon eder de haber verir. Bu saate kadar aç açına seni bekledim. Affedersin ama keşke yeseydin. Sen içmişsin Şevket. Evet. Arkadaşlarla iki kadeh atıştırdık. Nerede içtin? Orada, Agob'un meyhanesinde. Ama sen çok sual soruyorsun şekerim. Karın değil miyim? Sormak hakkım değil mi? Evet, haklısın. Sorabilirsin tabii. Son günlerde ne kadar değiştiğinin farkında mısın sen? Sana öyle geliyor karıcığım. Ben neden değişeyim yani? Ben yarın sabah erken kalkacağım. İyi geceler. Thank you.
gelmediler efendim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Geldiğinde bildiririm. Avukat bey'e görüşecektim. Yoklar efendim. Ne zaman teşrif ederler? Belli olmaz, bilmiyorum. Bizim davaya girmemiş. Sizin davaya yardımcısı Avni bey girdi. Evet, bu yüzden de şapa oturduk. Benim davam stajyer avukatlarla yürüyecek dava olsaydı, Şevket bey'e gelip de bir sürü para vermezdim. Üzülmeyin beyefendi, gelecek defaya Şevket bey duruşmanıza girip telafi edecektir. Lüzum kalmadı. Ben davayı başka avukata verdim. Kendisine öyle söylersiniz. Hadi eyvallah. Ben sizin davaya giremedim. Aynı saatte 10. Asliye cezadaydım. İki parça olamam ya canım. Telefon numaranızı verin, size bildiririz. Avukat bey henüz gelmedi. O halde tekrar telefon ediniz. Estağfurullah. Şevket bey nerede Allah aşkına? Ne bileyim ben, yazıhaneye geldiği yok ki. Telefon da etmiyor. Kime ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Eve telefon edip karısına sorsak, belki de hastadır. Karısı günde 3 kere telefon edip, kocasını bizden soruyor. Allah Allah! İşler karıştı desene. Karışmak da ne, Arap saçına döndü. Bizim patrona ne oldu böyle? Sabahlara kadar bağır pavyon dolaşıyormuş. Deme Allah aşkına, dünyada inanmam. Neyse sen gene benden duymuş olma. Yanında da çok güzel bir kadın varmış. Aaa! Mesele şimdi anlaşıldı. Bizim işler ondan yatıyor desene. Sarhoşum düşünmekten öldüm ben hep sevmekten. Her akşam vodka ve şarap içtikçe deliririm. Sen olur harap, kurtar beni bundan ne olursun yarab. Gitsin artık bu korkunç serap. Her akşam vodka, rakı ve şarap içtikçe deliririm. Sen olur harap, kurtar beni bundan ne olursun yarap. Bitsin korkunç serap. Bittim ben düşünmekten yoruldum hep sevmekten. Her akşam vodka, rakı ve şarap içtikçe deliririm. Sen olur harap, kurtar beni bundan ne olursun yarap. Bitsin artık bu korkun serap, serap. Her akşam vodka, rakı ve şarap içtikçe deliririm. Sen olur harap, kurtar beni bundan ne olursun yarar. Bitsin korkun serap. Bittim ben sarhoşum, sarhoşum seviyorum vodka, rakı, şarap.
Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hiç, ilacımı alıyorum. Bir dakika avukat bey. Kimsin sen be? Ne istiyorsun? Ben Melih. Leyla'nın eski kocasıyım. Ne istiyorsun? Avukat bey, acizane bazı tavsiyelerim var size. Sen o tavsiyeleri kendine sakla. Dinle avukat bey, ben yandım, bari sen yanma! Ne demek istiyorsun? Leyla'dan uzaklaş! Beraber olduğunuzu biliyorum, şimdi bile ondan geliyorsun! Seni ilgilendirmez, artık kocası değilsin! Keşke hiç tanımasaydım onu! Bak beni ne hale getirdi! Ateşle oynuyorsun avukat bey! Leyla dişi bir şeytandır! Sende biraz utanma olsa, ayrıldığın kadının arkasından böyle konuşmaz! Senin iyiliğin için böyle konuşuyorum, yazık olacak sana! Onun ne kadar kötü bir kadın olduğunu bilmiyorsun! Morfin, eroin bulamazsa esrar kullanır! Dünyanın en ahlaksız kadınıdır! Git defol buradan, yoksa gebertirim seni! Pekala, gidiyorum! Bir gün Leyla'nın kazığını yersen aklın başına gelir! O zaman beni hatırlarsın. Olduğunu nihayet hatırlayabildim. Merak etme, unutmuş değildim ki zaten. Ama şey... Benimle açık konuş Şevket. Neyi konuşayım? Niyetin yuvamızı yıkmak mı? Bunu da nereden çıkardın? İnkar etme, her şeyi biliyorum. Öyle mi? Neymiş o her şey? Bir metresim var. İsmi de Leyla! Şu anda da onun yanından geliyorsun! Yalan mı? Evet, doğru! Ama keşke yalan olsaydı! Bak Meral, dünyada benim için yalnız sen vardın! Bir de çocuğum, ikiniz vardınız! Bu koca dünya ikinizle doluydu! Sizler için yaşıyordum! Ama şimdi yaşamıyorum ki! Ben değil gibiyim! Anla beni Meral, ne olur! Sus! Konuşma bari! Gözümde daha fazla küçülme! Git o kadını anlat artık! Belki inanır sana, kanar, aldanır! Beni anlarsın sanmıştım! Sevginin, tutkunun ne olduğunu bilirsin sanmıştım! Çok, çok yalnızım Meral! Karanlıklardayım, çevrem yanım duvar! Işık ol bana, aydınlat, yolumu göster! Tut elimden, tut ne olur! Yalvarırım Meral! Hayır! Sen haklısın Meral! Ben bu eve layık değilim artık! Tertemiz burası! Gözyaşı ve ihanet bana yakışır artık! Kimseyi kabul edemem, meşgulüm.
Evet, buyurun. Söyle sevgilim, seni dinliyorum. Ben şahane bir kat buldum. Kiralık değil, satılık canım. Ama görsen çok beğeneceksin. Harika manzarası var. Tam bize göre bir aşk yuvası. Fiyatı mı? Böyle bir kat için çok ucuz. 280 bin. Hayır sevgilim. İnsanın parası varken kirada oturması akıl kârı değildir. Sen şimdi hemen emlakçıya git, satış muamelesini senin üzerine hazırlamalarını söyle. Aa, itiraz istemem. Bu çoktandır senin için düşündüğüm bir hediyedir. Madem ki ısrar ediyorsun, peki. Yalnız şunu bil ki, benim gözümde ne para, ne de mülk var. Senin aşkın bana yeter de artar bile. Peki hayatım, olur. Öğleden sonra tapu dairesinde buluşuruz. Çok iyi bir şey istiyorsanız, bakın, şöyle bir takım var. Bunlar da küpeleri. Çok güzel, sana da çok yakıştı. Kaça bunlar? Son fiyat 30 bin lira. Ah, o halde bize göre değil. Malın değeri hanımefendiciğim, istediğiniz zaman getirin, geri alırım. Daha ucuz bir şey bakalım hayatım, ha? Ama bunu çok beğendin. Evet ama, benim için bu kadar masrafa girmeni istemiyorum. Rica ederim. Bu takıma 25 bin lira versem? Maalesef imkansız beyefendi. Size ancak 1000 liralık bir iskonto yapabilirim. O da hanımefendiye çok yakıştığı için. Hiç değilse, mal layık olduğu vitrini bulsun. Teşekkür ederim. Fakat maalesef alamayacağız. Bir dakika. Sarar mısınız lütfen? Başüstüne. Şevket, ne yapıyorsun? Bu sana az bile şekerim. Buyurun efendim. Buyurun. Allah'a ısmarladık. Davetli bir karar verdiniz. Güle güle kullanın hanımefendi. İyi işler, Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ederim. Güle güle efendim. Mersin. Yine bekleriz efendim.
şey bilmiyoruz. Ruhi bir düzensizlik içinde olduğu muhakkak. Buraya da hiç uğramıyor mu? Arada sırada geliyor ama ne diyeyim? Üzülmeyin yenge, her şey geçer. Ederim Hamdi Bey. Sizi rahatsız ettim. Estağfurullah. Yoklar efendim, henüz gelmediler. Bir şey diyemem. Bunları kendisine söyleyeyim. Haklısınız, fakat elimden ne gelir? Ben avukat Şevket Bey değilim ki. Estağfurullah, güle güle. Ona buna meram anlatmaktan bıktım artık. Burada bir sürü insana meram anlatırken beyefendi metresiyle keyif ediyor. Yavaş konuş, yerin kulağı vardır. Aman canım, duyarsa duysun. Zaten aylığımı alamıyorum. Evvela aylığımı versin, sonra da onu bile. Yazık ediyor Şevket Bey kendine. Böylesine hiç acımam. Ben de iki aylığımı alamadım. Bu yaştan sonra utanmadan evini barkını yıkıp adi bir kadının peşine takıldı. Bu gül gibi karısının, o yavrucağın günahı neydi? Ne yaparsın? Aşk bu. Eğer aşk buysa, Allah insanları aşktan korusun. Şimdiden mi başladın? Daha erken değil. İhtiyacım var. İçmeyince bir eksiklik hissediyorum. İç öyleyse hayatım. İnsan bir şeye şiddetle ihtiyaç duydu mu, onu mutlaka yapmalı. Ben öyleyim. Hiçbir zaman arzularıma gem vurma. Nedir o? Dalga geçmek için ne olduğunu bilmiyor musun? Sen de çok doysun şekerim. Dalga geçmek, dalga motora binerek enginlere açılmaktır. Sen de ister misin? Anlamam öyle şeylerden. Bir defacık denemekten ne çıkar? Hatırım için, ne olur. Eroin mi bu? Bu meret insanda ne gam bırakır ne de keder. Ben de zaten onun için kullanıyorum. İstemez misin? Pekala. Hatırın için bir kere deneyelim bakalım. Gözüm kaldı arabada. Gıcır gıcır son model bir spor araba. Tatlı bir mavi. Bir düğmeye basınca üstü açılıyor. Arkaya kendiliğinden katlanıyor. Bir başka düğmeye basınca camları iniyor, kalkıyor. Her şeyi otomatik. Fiyatı da sudan ucuz, 70.000. Param olsa gözü kapalı alırım o arabayı. Beyefendi, sizi birisi görmek istiyor. Kapıda bekliyor. Kimmiş? Bilmiyorum efendim. İsmini söylemedi. Peki, geliyorum. Yavrum, seni yalnız bırakacağım bir dakika. Haber verdim, geliyorlar efendim. Neyse. Sen misin? Peki, ne istiyorsun? Yuvana dönmeni istiyorum. Beni sevmesen bile kızını da mı özlemedin? Durmadan seni soruyor. Sen buralara nasıl gelebiliyorsun? Ayıp değil mi? Sana ayıp olmuyor mu? Rica ederim, tartışmayalım. Burası yeri değil. Seni başka yerde bulmak mümkün mü? Artık yazıhaneye de uğramaz olmuşsun.
Lütfen Meral, eve git. Merak etme, gidiyorum. Bir daha da seni arayacak değilim. Sana verdiğim son fırsattı. İyi eğlenceler. Seni üzgün görüyorum. Nem var şekerim? Yok bir şey. Saklama benden. Yoksa karınımı özledin. Belki de onunla barışmayı düşünüyorsundur. Ne de olsa çocuğunuz var. Rica ederim, bu bahsi kapat. Bana ıstırap veriyor. Affet sevgilim, seni üzmek istememiştim. Biraz toz verir misin? Her şeyi unutmak istiyorum. Ben sana dememiş miydim, insana en yakın dosttur diye? Al hayatım. Gel sorayım, o mavi spor arabayı almayacak mısın bana? Sana her renkten bir araba almak isterim ama... Bir tek mavisi yeter bana, alacaksın değil mi tatlım? Maalesef alamayacağım. Neden o? Beni artık sevmiyor musun? Seviyorum ama param yok. Aa, dünyada inanmam! Sen de para olmasın, imkansız bir şey bu! Hesap meydanda! Bu kat masrafıyla beraber 280.000'e patladı. İçinin döşenmesi 50.000, sana aldığım kürk ve mücevherler 50.000... Bu arada 100.000'de biz yiyip içtikse, eder 500.000! Zaten benim de bankada o kadar param vardı, 2 ayda hepsini sarf ettim. Bu arada kazandıkların ne oldu? Avukatlık, çalıştıkça para getiren bir meslektir. Çalışmazsan da olduğu gibi alır götürür. Biliyorsun, 2 aydır ben de hep dalga geçiyorum zaten. Ya, öyle mi? Demek üçünüz birden istifa ediyorsunuz ha? Özür dileriz. Sizden ayrılmak istemezdik ama yazıhanede işler zaten hafifledi. Ücretimizin size yük olmasını istemiyoruz. İş buldunuz mu bari? Henüz bulmadık. Siz müsaade ederseniz arayacağız. Teşekkür ederim. Ben ayrı ayrı hepinizden çok memnunum. Gerçi son zamanlarda işlerimiz biraz bozuldu ama... toparlamaya çalışacağız. Arzu ederseniz bir müddet daha size ücretsiz hizmete hazırız. Kat'iye. Böyle bir şeye gönlüm razı olmaz. Bu hafta içinde de birikmiş bütün aylıklarınızı ödeyeceğim. Avni, telefona bak. Alo, evet, evet efendim. Peki, kendisine söyleriz. Mal sahibi, yazıhanenin kirası için bizi icraya vermiş. Bu borç bizim ücretlerimizden daha önemlidir. Önce onu halletsek beyefendi. Merak etmeyin, bu hafta içinde ne kadar borcumuz varsa hepsi ödenecektir. Başka bir emriniz var mı? Hayır, gidebilirsiniz. Müsaadenizle. Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle efendim. Ben pavyona gidiyorum. Bekle de beraber gidelim. Hayır. Bundan sonra yalnız gitmem daha doğru olur. Patron bir kadının dostunu her gün barda görmek istemez. Patron ne karışır bana? Biraz makul ol canım. Artık pavyonlarda para harcayacak durumda mısın? Otur evde rahatına bak. Dalga geçmek istersen toz çekmecede. Pekala. Hadi öp de gideyim. Geç kalma. Bekleyeceğim seni. Merak etme nonoşum, işim biter bitmez buradayım. Öyle, paralar suyunu çekti. Evde oturup dalga geçmekten başka çare yok. Niçin ağlıyorsun anneciğim? Bir
yeriniz mi ağrıyor? Evet yavrum. Burada, içimde bir yerim ağrıyor. Üzülmeyin anneciğim, geçer. Babam gelsin, görürsün. Hiçbir şey, hiçbir şey için kalmaz. Babam ne zaman gelecek anne? Yakında gelir. Hele biraz daha para kazansın. Bizim için çalışıyor değil mi anneciğim? Elbette bizim için. Başka kimin için olacak? Şerefe. Şerefe güzelim. Kapalı 3 saat oldu be! Of! Bana hesap mı soruyorsun? Evet, soruyorum. Soramazsın. Sen bana karışamazsın. Kimse bana karışamaz. Ben karışırım. Söyle, nereden geliyorsun? Konuş, yoksa cezan ağır olacak. Beni mahkeme mi ediyorsun avukat bey? Peki öyleyse. Ama sakın ezberindeki kanun maddelerini saymaya kalkma! Onlar bana sökmez! Söyle, kimin koynundan çıktın da geldin? Aa, bana bak! Ben böyle kıskançlık numaralarına gelemem! Öyle hakarete hiç tahammül edemem! Zaten artık seni istemiyorum, çık git evimden! Kimin evinden? Sana bu evi kim aldı be? İçini kim dayayıp döşedi? Ama unutma, tapusu bende! Çok aşağılık karıymışsın! Sen benden daha aşağılıksın! Çünkü paran yok! Dünyada en ayıp şey parasızlık, anladın mı zibidi? Kaltak! Senin için karımı, evimi, çocuğumu bıraktım ben! Vurma ne olur! Ama sana değmezmiş! Defol git! Çok tatlısın Leyla! Ama daha tadımı bilmiyorsun ki! Bunu şiddetle arzu ediyorum! Seninki gel geç bir heves olmalı! Yok katiye! Seninle daima beraber olmak isterim! Eğer bunu gerçekten istiyorsan, bundan sonra istediğin kadar beraber oluruz! Doğru mu bu? Neden olmasın? Sahiple değilim ki! Hayatıma giren en güzel kadın sen olacaksın Leyla! Son kadın olmak isterim! Söz veriyorum! Son kadın olacaksın! Seni seviyorum Leyla! İyi günlere! Ne istiyorsun? Konuşacaklarım var! Zannedersem konuşacak bir şeyimiz kalmadı! Yalvarırım, beni dinle! Senden af dilemeye geldim!
Diyelim ki seni affettim. Ne olacak yani? Barışalım, gene beraber oturalım. Sana ihtiyacım var. Bak, şu halime bak. Benim sana ihtiyacım yok. Hem başkasını seviyorum ben. Hayır! Olamaz! Yapamazsın! Neden olmasın? Ben yalnız yaşayan dul bir kadınım. Bir erkekle sevişmeye hakkım yok mu? İnanmam buna! Beni delirtmek için böyle söylüyorsun. Hayır! Beni silkip atamazsın! Ne yani? Sittin seni senin kahrını mı çekeceğim? Hem sen evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir adamsın. Niçin evine dönmüyorsun? Yapma! Bak Şevket, ben sana göre bir kadın değilim. Benle yaşamak sana üzüntü, felaketten başka hiçbir şey getirmez. Bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Beni mahvettikten sonra mı? Benim sana bir kastım yok ki. Ben sadece kendi hayatımı yaşıyorum. Ama sen maceraya alışık bir adam değilsin. Benimse hayatım macera. Duymak istemiyorum bunları! Her şeyi unutmak istiyorum! Ne olur, bana birazcık toz versene! Vallahi yok! Ne olur, bir lokmacık! Şu kadarcık, çıldıracağım! Al! Param var mı? Oh, teşekkür ederim! Çok cömertmişsin! Hatırlar mısın? Bir zamanlar ben sana parayı tomarla veriyordum! Allah'a ısmarladık! Güle güle! Sana ihtiyacım yok. Başkasını seviyorum. Buna hakkım yok mu? Sittin sene senin kahrını mı çekeceğim? Ben sana göre bir kadın değil. Arabayı parktan çıkarayım. Peki sevgilim. Affedersin, rahatsız ettim. Ne istiyorsun? Biraz toz var mı? Yok. Öyleyse biraz para versene bana. Vaziyetim... Oo, çok oldun artık be! İmarethane miyim ben? Sen benimle böyle konuşamazsın. Ben... Senin için bütün varlığımı harcadım, maddi manevi ne varsa. Sana borçlu değilim ki, karşılığını ödedim. Neyle ödedin? Kadınlığımla, gençliğimle, güzelliğimle. Hakkında ne kadar yanılmışım. Yaldızın dökülünce altındaki değerin kalp 25'lik gibi sırıttı be. Parasız hikayede yokum ben oğlum. Paranın bittiği yerde benim aşkım da biter. Kusura bakma, pahalı bir kadınım ben, onun için. Allah seni kahretsin be, adi karı! Çek elini be serseri! Serseri de olduk şimdi ha! Evet! Kim bu sevgilim? Sokak serserisi, haline bakmadan... Bana bak, sen belanı arıyorsun galiba! Arıyorum, ne olacak?
Ne yapıyorsun? Sen karışma be! Değil. O aşağılık karıyı öldürmek istemişti. Fakat o anda ne olduysa oldu, kurşunun hedefini şaşırdı, boşu boşuna katil oldu. Bir hiç yüzünden tam 15 yıl hüküm yedi. Her şeyimi kaybetmiştim. Servetimi, saadetimi, mesleğimi, şerefimi, istikbalimi, sonunda hürriyetimi bile. Ben cezaevinde çile doldururken, Leyla kahvesi benim paramla satın alınmış katında zevk-ü safa içinde yaşıyordum. Düşündükçe kahroluyordum. Şevket Akmen ziyaret için var. Bin yıl olsa gene bekleyeceğim Şevket. 15 yıl bu. Dile kolay. Kim öle kim kala. Eski mutlu günler gelecek. Bir rüzgar bu, geldi geçti. Doğru, geldi geçti. Ama tarumar olduk. Bir kötü kadın için bunca felakete değer miydi? Utanıyorum, kendimden iğreniyorum. Senden af dilemeye bile cesaretim yok. Ben geçmişteki her kötü şeyi unuttum. Şevket, esas suçlu benim. Seni bırakmamalıydım. Hatırlıyor musun? Evi terk ettiğim gün bana yalvarmıştın. Beni yalnız bırakma, yardım et diye. Neyse. İyi şeylerden konuşalım. Bana kızımdan bahset. Kızım nasıl? Seni bir iş seyahatine çıktı biliyor. Her gün ne zaman dönecek diye soruyor. Canım yavrum, gözümde tutuyor. Getirmek isterdim sana ama... bu cezaevini... bu tel örgüleri... bir ömür boyu hatırlamasını... babasını bu tel örgüler arkasında görmesini istemedim. Doğru. Ben onun için yaşayan bir ölüyüm artık. Beni öldü bilsin daha iyi. Katilin kızı olarak onu lekelemek istemem. Ah, unutuyordum. Oturduğumuz eve, eşyalarımıza haciz geldi. Her şeyimiz satıldı. Nasıl olur? Borcumuz yoktu ki. O kadına senet vermişsin. Alçak! Ulan bunu da mı yaptı? Ona senet imzaladığından haberim bile yok. Sarhoşken imzalatmış olacak. Nasıl düştüm bu hale ben? Peki, şimdi sizin haliniz ne olacak? Bir oda tuttum. Kızımla orada oturuyoruz. İş arıyorum. Çalışmaya başlayınca sana para da getireceğim. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yalnız mümkünse kızımın bana bir resmini getir. Vakit tamam. Kızımı... benim için bir öp. Güle güle. Kendine iyi bak. Yün fanila getirdim. Giy içine, havalar çok soğuk. Sağ ol. Allah sizin de yardımcınız olsun. Bizi merak etme. Bizim senden başka hiçbir düşüncemiz yok. Aradan yıllar geçti. Benden sonra cezaevine Leyla'nın birkaç kurbanı daha geldi. Kirli hayatına devam ediyor, canlar yakıp yuvalar yıkıyordu. Bu arada karım ölmüştü. Kimsesiz kalan kızımı yuvaya vermişlerdi. Sonradan bir ailenin onu evlat edindiğini öğrendim. Thank you.
Nihayet çilem dolmuştur. Şimdi artık hürriyetime kavuşmuştur. Ama ben bu hürriyeti ne yapacağımı bilemiyordum. Doğup büyüdüğüm, yıllarca içinde yaşadığım bu şehirde şimdi bir yabancı gibiydim. Her şeyden önce benim kahrıma dayanamayıp genç yaşta ölen karımın mezarına gitmeliydim. Karıma beni affetmesi için yalvardım, dualar ettim. Senelerce mesut ve müreffeh bir hayat yaşadığım bu evde şimdi kim bilir kimler oturuyordu. Daha sonra beni hayata bağlayan kızımı aramaya başladım. Karım öldükten sonra onu verdikleri kimsesiz çocuklar yuvasından kızımı evlat olarak alan ailenin adresini öğrendim. 15 yıldır hasretiyle yandığım yavrumu ilk göreceğim anı düşünmek dayanılmaz bir heyecan veriyordu bana. Yıldız bloku karşısı 26 numara. Aradınız. Selim Başar burada mı oturur evladım? Evet. Kendisiyle konuşacaktım, mühim bir mesele de. Bir dakika. Buyurun, beyefendi sizi bekliyor. Teşekkür ederim evladım. Buyurun, istirahat edin. Beyefendi şimdi gelecek. Peki ya. Ben Selim Başar. Birini mi istemiştin? Ben Şevket. Sevgi'nin babasıyım. Hangi Sevgi'nin? Bundan 15 yıl önce çocuk yuvasından aldığınız Sevgi'nin. Ne diyorsunuz? Kimmiş Selim? Bak, beyefendi Sevgi'nin babası olduğunu iddia ediyor. Sevgi'nin annesiyle babası biziz. Onun bizden başka kimsesi yoktur. Evet, yuvadan öyle söylemişlerdi. Annesiyle babası öldü demişlerdi. Ben cezaevindeydim. Karım bunu etraftan saklamış, kocam öldü demiş. Mahalleli kimsesiz sandığı yavrumu yuvaya vermiş. Halbuki ben o sırada cezaevinde kızımın hasretiyle yanıyordum. Buyurun, bu nüfus kağıdım, bu da Sevgi'nin küçüklük resmi. Ne olacak şimdi? Ne yapmak niyetindesiniz? Kızımı alacağım. Fakat nasıl olur? Babacığım! Sevgi! Kızım! Baba, rengin de solmuş. Geç kaldın yine mi? Merak etmeyin teyzeciğim, ben gecikmeden getiririm. Allah'a ısmarladık baba. Güle güle yavrum. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle kızım. Gördünüz mü Sevgi'yi? Gördüm. Peki, o yanındaki delikanlı kim? Arkadaşı. Birbirlerini çok seviyorlar. İkisi de evlenmek niyetindeler. Demir tüccarı Akerlerin oğludur. Yavrum, evlenecek çağ geldi ha. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Cezaevinden ne zaman çıktınız? Ha, bugün. Durumunuz nasıl? Hiç, gördüğünüz gibi işte. Yani paranız, varlığınız var mı? İşiniz, gücünüz, kazancınız yerinde mi? Bütün varım yoğun, bir tek kızım var. Başka hiçbir şeyim yok.
Sevgi bizi öz annesi babası biliyor, başka kimseyi hatırlamıyor. O şimdi varlıklı tanınmış ailenin tek kızıdır, herkes de onu öyle biliyor. Şimdi birdenbire karşısına çıkar da babam benim derseniz Sevgi'nin hali ne olur? Yıkılır zavallı yavrucak. Siz makul bir adama benziyorsunuz, aynı zamanda müşfik bir babasınız. Sözlerinizden kızınızı çok sevdiğiniz anlaşılıyor. Canımdan çok. Sevgi'yi biz de çok seviyoruz, onu öz evladımız gibi bağrımıza bastık. İyi yetişmesi için ondan hiçbir şeyi esirgemedik. Allah sizden razı olsun. Eğer kızınızı seviyorsanız kendinizi değil onu düşünmelisiniz. Önemli olan onun saadetidir. Ne yapmalı bilmem ki bi. Onun karşısına çıkmayın, hayatına karışmayın. Sizi babası olarak bilmesin. En iyisi bir kızınız olduğunu unutun. Unutmak o kadar kolay mı? Kızım benim hayatla aramdaki son bağlantıdır. Onu nasıl koparıp atarım ben? Kızınızın saadeti için buna mecbursunuz. Aksi halde ona üzüntü ve ıstıraptan başka bir şey vermiş olmazsınız. Bu sene koleji bitiriyor. Sonra tahsili Avrupa'ya göndereceğiz. Anlıyorum. Hakkınız var. Ben kızıma layık bir baba değilim. Sağ olun. Sağ olun. Kızımı çok iyi yetiştirmişsiniz. Artık o benden çok sizin kızınız. Müsaade ederseniz girebilir miyim artık? Estağfurullah. Sağ olun. Bir dakika. Belki ihtiyacınız vardır. Sağ olun. Siz yapacağınızı kızıma fazlasıyla yapmışsınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Kızımın hasretiyle yandım, hala da yanıyorum. Artık onu görmek bile yasak bana. Buna hakkım yok. Kızımın saadeti için bir kızım olduğunu bile unutmam lazım. Unutmalıyım onu. Ama nasıl dayanacağım bu ayrılığa, nasıl? Fakat mecburum unutmaya, mecburum, başka çarem yok. Unutmalıyım. Az buluşuyoruz ki. Buna mecburuz Erol. Yoksa ikimizin de dersleri yatar. Senden beraber olmak ne kadar tatlıysa, senden ayrılmak da o kadar acı Sevgi. Elimden gelse buluştuğumuz zaman dünyadaki bütün saatleri durduracağım. Saatler güneşe bağlı. Söyle güneşe batmasın. Benim güneşim sensin. Sabahları senin aydınlığınla uyanmak istiyorum. Bir gün belki o da olur. Ama önce yapılacak o kadar şey var ki. Ben koleji bitireceğim, sen hukuku. Sonra askerliğin var, stajın var. Söz ver bana. Beni bekleyeceksin değil mi? Evet Erol. Bekleyeceğim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ne zaman buluşacağız? Ben sana telefon ederim. Allah'a ısmarladık Erol. Güle güle sevgilim. Telefonunu bekleyeceğim.
İnşallah hep böyle devam eder. Yalnız fizikçiye fena bozuldu. Son yazılı da bana 9 vermiş. Ay, 9'u beğenmiyor musun? Elbette beğenmiyorum. Bir tek yanlışım yoktu. Benim hakkım da 10 numara. İtiraz edip kağıdımı çıkarttım. Fizikçinin halini görmeliydin. Kızsın mı, özür mü dilesin, şaşırdı kadıncağız. Şu adamı görüyor musun? Şu dilenci kılıklı adamı mı? Evet. Bu adamı her zaman burada görüyorum. Nereye gitsem peşimde. Devamlı takip ediyor beni. Ya, ben şimdi ona gösteririm. Dur Erol, sakın kavga çıkarma. Bana bak babalık, sen ne arıyorsun burada? Ben? Ben mi? Hiç! Kızı takip ediyor musun, maksadın ne? Yok oğlum, ne maksadım olabilir? Benim gibi bir garipten hiç kimseye zarar gelmez, merak etme. Bas git, defol buradan! Bir daha bu kızın peşinde görürsem, ezerim seni, anladın mı? Anladım. Peki evlat, peki. Öyle olsun. Neden böyle yaptın? Yazık, günahtır. Öyle fena bir adama benzemiyor. Ben de pişman oldum. Pek zavallı bir hali var. Neyse, olan oldu. Bana müsaade. Yarına kadar güle güle. Sevgi... Seni çok seviyorum. Ben de seni. Babacığım! Yavrum! Canım anneciğim benim! Kızınızla iftar edebilirsiniz. Sınıfın birincisiyim. Aferin kızım, seni tebrik ederim. Senin birincilik... Kına çekmiş, ben de okuldayken ikinci olduğumu hatırlamıyorum. Daima birinciydim, annen iyi bilir. Aman sen de, hep aynı şeyi söylersin. Erol nerede? Gitti, eve beni o bıraktı. Kapının önünde de bir adamla münakaşa etti. Kiminle? Tanımıyorum, ihtiyar, perişan kılıklı bir adamla. Niye? Bu adam ne zaman sokağa çıksam peşimde. Daha ziyade bizim evin civarında. Beni takip ediyor. Ben de Erol'a söyledim, o da gitti adama çattı. Allah Allah! Neyse, ben odama çıkıyorum. Yarına kimyadan yazılı var. Benim için dua edin. Allah zihin açıklığı versin kızım. Babası olacak. Gördün mü başımıza geleni? Anlamıyorum, neden yapıyor bunu? Acaba bizden para mı sızdırmak istiyor? Bilmem ama bana niyeti bozuk görünüyor. Öyle olmasaydı bize verdiği sözde dururdu. Bir sabıkalıdan başka ne beklenir? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki, şaşırdım kaldım. Ya kızın yolunu kesip de ona her şeyi anlatırsa? Böylesinden her şey beklenir. En iyisi Sevgi'yi karşımıza alıp her şeyi açıkça anlatalım. Başkasından duyacağına bizden duysun. Çok zor şey bu, çok zor. Ne yapalım, başka çare var mı? Haklısın. Şu adamı buraya çağırır mısın? Baş üstüne. Buyurun. Sen Şevket değil misin? Evet. Soyadın? Soyadım yok benim. Çamur Şevket derler bana. Sen eskiden avukattın değil mi? Çok eskiden, 1000 yıl önce. Beni tanıdın mı? Yok, hayır! Beni nasıl unutursun? Her şeyi unutuyorum. Çok yorgunum, kusuruma bakmayın. Arabaya buyurun. Bir yere gidecekseniz sizi bırakırım, buyurun. Gidecek bir yerim yok ki benim. Ama hava çok soğuk. Arabanızı da biraz ısınayım bari. Allah razı olsun. Sen nasıl bu hale geldin Şevket? Kader, kader! Şimdi ne yapıyorsun? Ben mi? Hiç, sürünüyorum! İşin gücün yok mu? Yok, hiçbir şeyim yok! Sana bir iş bulsam çalışır mısın? Çalışırım, ne iş olsa yaparım!
Peki öyleyse merak etme, ben sana yardım edeceğim. Annenle baban sana 3 yıl, bizse tam 15 yıl emek verdik. Seni öz evladımız gibi bağrımıza bastık. İnan, seni ben doğurmuş olsaydım daha çok sevemezdim. Bu sırrı sana hiçbir zaman açmayacaktık, fakat asıl baban bizi mecbur etti. O zavallı, sefil adam benim babam, öz babam. Allah'ım ne acı! Bunu şimdiye kadar neden benden sakladınız, neden? Senin üzülmeni istemedik kızım. Ağlama sen. Hiçbir şey değişecek değil ki. Sen yine bizim biricik kızımızsın. Hayır, her şey yıkıldı artık. Her şey bitti. Her şey. Hoş geldin. Hoş geldiniz patron çam, buyurun. Ne var ne yok? Sağ olun efendim. İşler nasıl? İyidir patron çam. Bu arkadaşa bir iş verin. Üstüne başına da bir şeyler alın. Otelde bir oda verin, orada yatıp kalksın. Emredersiniz, baş üstüne. Arkadaş sizden meşgul olacak. Allah sizden razı olsun efendim. Hadi bakalım yürü. Kim bu hanım? Patron Nietzsche. Bu otel, gazino ve pavyonun sahibidir. Allah gönlüne göre versin. Bir emriniz var mı? Akıntıya kapılmış gidiyorum. Tesadüfen karşılaştığım iyi kalpli bir kadın elimden tutarak bana yardım etti. Boğaz'da bir otelin gazinosunda çalışıyorum. Çamur Şevket garsonluğa terfi etti. Buna da şükür. Hiç değilse köprü altından daha sıcak bir yerde yaşıyorum. Teşekkür ederim. Nasıl Şevket, memnun musun? Sağ olun efendim. Sayenizde geçiniyorum. Abla nerede? Yukarıda, Amerikan barda. Buradaymış, gel canım. Bir acemi çaylak daha düştü. Acıdım zavallıya. Gözünü açsın, düşmesin. Bize kimse acıdı mı? Beni bir abla bil kızım. Madem ki Vural'ın yabancısı değilsin, bundan sonra hiçbir düşüncen olmayacak. Eksik olmayın ablacığım. Zaten hayatta güvenecek bir dalım kalmadı. Merak etme kızım. Bundan sonra hiçbir sıkıntın olmayacak. Ablamı dinlersen daima kazanırsın. Şansın varmış ki bizimle karşılaştın. Ablam dünyanın en iyi kalpli kadınıdır. Eksik olmayın. Ben de yaptığınız iyiliklere layık olmaya çalışacağım. Bundan hiç şüphem yok zaten. Ayten bundan sonra burada kalacak. Ona odasını göster. Alakadar ol. Baş üstüne ablacığım. Gel canım. Yarın da alışverişe çıkın. Üstüne başına bir şeyler alın. Baş üstüne ablacığım. Ama benim hiç param yok. Düşündüğün şeye bak. Paran yoksa gençliğin, güzelliğin var. Hem sen para filan düşünme. Denizde kum, ablada para. Oğlum, hanımı 305 numaraya çıkar. Baş sen odana çık, istirahat et. Peki. Buyurun. Bu düşürdüğün parça ne güzel şey böyle. İşimiz oğlum. Güzel. Vaktiyle burada sana verdiğim bir sözü geri almak zorundayım. Biz artık birbirimizin olamayız, imkansız bu. Neden? Bana sebebini söyle. Lütfen bana sebep sorma. Fakat nasıl olur? Bana beni sevdiğini söylemiştin. Maalesef yanılmışım. Açık konuş. Yoksa bir başkası mı var? Evet. Bir başkası var. Onunla evleneceğim. Demek hepsi yalandı. Ben de budala gibi sana inanmıştım. Özür dilerim. Seni böyle üzmek istemezdim. Üzmek. Ben de sana layık olmadığın değeri vermişim. Haklısın. Ben sana göre bir kız değilim. En iyisi yol yakınken ayrılmak. Öyle olsun. Ama bunu sen kendin istedin. Merak etme. Bundan sonra yüzümü bir daha görmeyeceksin. Bir daha yalvarsam dönmem sana.
Hoşça kal küçük hanım. İnşallah kocanla mesut olursun. Üzerimde çok büyük hakkınız var. Benim için yaptıklarınızı hayatım boyunca unutmayacağım. Fakat artık size anne, baba demek içimden gelmiyor. Çünkü benim ölmüş bir annem ve şu anda hayatta olan bir babam var. Ben onların kızıyım. Sizin şefkatiniz ve kalbinizin iyiliği bu gerçeği değiştiremez. Mesut çocukluğumun içinde geçtiği bu evde bir sığıntı gibi yaşamaya daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bu yüzden sizden ayrılıyorum. Bundan sonra kendi hayatımı yaşamalıyım. Beni affedeceğinizi ümit eder, ellerinizden öperim. Affedersiniz, rahatsız ettim küçük hanım. Rica ederim. Hasta mısınız, bir şey mi oldu? Yok, hayır. Mutlaka bir üzüntünüz var, size yardım edebilir miyim? Hayır, kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Babamı arıyorum. Buyurun, belki bir yardımım dokunabilir. Babanızı bulabilirim. Hadi. İnatçılığı bırakın, burada soğuktan donacaksınız. Siz benim kardeşim sayılırsınız. Hadi, gelin benimle. Niçin yemiyorsunuz? Özür dilerim, hiç iştahım yok. Bir kadeh şarap iştah açar. Ben içki içmem ki. Şarap içkiden sayılmaz ki. Hatırım için. Hatırınız için bir yudum alayım. Mutluluğunuza. Teşekkür ederim. Fakat mutluluk benden o kadar uzak ki. Yok, umutsuzluğa kapılmak yok. Burada kendi evinizde, dostlar arasındasınız. Biraz sonra yukarı çıkar, ablamla tanışırsınız. Ablam sizi himayesine aldı mı, bir daha sırtınız yere gelmez. Kimseye yük olmak istemiyorum. Bir an önce bir iş bulup hayatımı kazanmalıyım. Siz onu ablama bırakın. Onun gayet geniş bir çevresi vardır. Size istediğinizden iyi işler bulur. İşe başlayınca kadar yukarıda kalır, yemeklerinizi gazinodan yersiniz. Çok iyisiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aa, rica ederim. Daha teşekkür eder bir şey yapmadım. Madem yemiyorsunuz, buyurun çıkıp ablamla konuşalım. Yeni bir av yakalamış. Avcı Vural demişler ona kızı. Beni de böyle kandırmıştı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şöyle oturalım. Şu masaya sen bakıver. Sevgi Hanım'ın bir işe ihtiyacı var abla. Sizin yardımınızı rica ediyoruz. Tabii, böyle cici bir kıza yardım etmekten haz duyarım. Teşekkür emredersiniz? Ederim, çok lütufkarsınız. Bir şey içer misin? Hayır, teşekkür ederim. Hayır, istemez. Sevgi Hanım, kolej mezunudur, İngilizce de biliyor. Ha, aman ne iyi! Hep böyle kültürlü bir kızım olsun isterdim. Koleji bitirdin mi? Son sınıftan ayrıldım efendim. Benim vazifem burada bitti. Sevgi Hanım'ı sana emanet ediyorum abla. Merak etme, ona gözüm gibi bakacağım. Allah'a ısmarladık Sevgi. Güle güle, benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Estağfurullah, hiç önemli değil. Allah'a ısmarladık ablacığım. Vural, gene birini yakıyorsun. Ne yapalım, işimiz bu. Bir gün birisi de senin çıranı yakacak. Ama dur bakalım ne zaman. Buyurun efendim, bize viski getir.
alacağımız var. Sevgi Hanım'ın biraz paraya ihtiyacı var. Sen de ona göre bir iş var mı? Böyle güzel kız olduktan sonra bizde iş o. Anlamadım. İşin güzellikle ilgisi ne? Abim seninle biraz şaka yapıyor Sevgi. Abicim hanım kolej mezundur, bülbül gibi İngilizce bilir. Ona bir sekreterlik falan bir şey uyduruver. Estağfurullah canım. Küçük hanım patron olsun, ben onun sekreteri olayım. Artık sekreteri mi olursun, yoksa kulu kölesi mi, orasını bilmem. O benim başımın tacı, ben de onun ayağının turabı olayım. Hadi içelim. Müsaade ederseniz ben içmeyeyim, zaten biraz başım dönüyor. Aa, ne olur canım, hatırın için bir kadehcik. Hadi Sevgi, bir kadehten bir şey olmazsın. Şaşırdım birdenbire. Yanlışlık olmasın, hiç öyle bir kıza benzemiyor. Sen de amma safmışsın be Şevket baba. Niye? Burada dönen dolapların farkında değil misin? Yoo! Leyla ablanın eline düşen kız kurtulur mu? Leyla? Leyla! Bu o Leyla! Kim o? Benim, ben! Bir şey mi istiyorsun? Ya, tanıdım seni! Nihayet hatırlayabildin demek. Sen o kadınsın! Benim hayatımı mahveden! Şerefimi, istikbalimi, servetimi, her şeyimi elimden alan Leyla! Ama yakaladım seni! Dur, dinle! Bunda benim bir günahım yok! Beni katil edip cezaevinde süründürdün! Karım senin yüzünden öldü. Senin yüzünden yıllarca kızımın hasretiyle yandım. Ben de pişman oldum. Senelerce senin azabınla kıvrandım. Bana yaptıkların yetmedi mi? Kızımdan ne istedin? Kızın mı? Hangi kızın? Aşağıda adamının satmaya kalkıştığı Sevgi. Yavrumu da çamura bulamak istedin. Babasına yaptıkların yetmedi mi? Sevgi senin kızın. Ya! Ben onun senin kızın olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra hiçbir şey bilmeyeceksin. Gebereceksin! Yalvarırım affet! Geber... Ne istersen vereyim sana! Para vereyim! Yapma! Gebereceksin! Artık hiç kimsenin yuvasını yıkamayacaksın! Hiç kimsenin yavrusunu ağına düşüremeyeceksin! Anaların, babaların ciğeri yanmayacak artık! Canım! Yapmayın, bırakın Gonca beni! Gonca gülüm, ruhum, sevgilim benim! Rica ederim, ben sizin sevgiliniz hayatım. Değilim, bırakın beni! Dur canım, benim sevgilim, küçük kuşum benim! Bırak ulan o kızı! Baba! Sen de kim oluyorsun? Kim oluyorum ha? Babacığım! Bana bak, ben bu kız için tam 1000 lira saydım! Leyla Hanım nerede? Leyla yukarıda! Git, Leyla'nın ölüsünden paranı iste! Çünkü artık yaşamıyor! Onu ben öldürdüm! Git, polis çağır! Kızım! Yavrum! Babacığım! Leyla İpek, lüks ve varlık içinde bir hanımefendi gibi yaşamıştı! Mahvettiği insanlarsa, çamur, balçık içinde süründüler! O bir felaket kasırgası gibi esmiş! Yakıp yıkarak ortalığı kasıp kavurmuştu. Bu cinayet, yalnız bir intikam davası, bir namus meselesi değildir. Ben onu öldürmekle, bundan sonra yıkacağı yuvaları, ağına düşüreceği genç kızları da kurtarmış oldum. Yaşasaydı, kötülüklerine devam edecekti. Ama gene de ona hanımefendi ve uçuruma ittiği erkeklere de çamur diyeceklerdi. İşte şimdi hakikati öğrendiniz. İnsanlığın yüz karası canavar kimmiş? Bunu yüksek mahkemenizin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Babacığım! Kızım! Tanıkların ifadesiyle dava dosyasına eklenen yeni delillere dayanarak sanık Şevket Hakmen'in şeref ve itibariyle varlığını kaybetmesine, felaket ve mahvına Leyla İpek'in başlıca sebep olduğu, maktulenin kirli işler çevirmekte olup, genç kızları fuhuşa sürüklediği ve bunu meslek edindiği, cinayetten önce sanığın öz kızını da safiyetinden istifadeyle kötü yola düşürmeye çalıştığı, sanığın
kızının ırz ve namusunu tehlikede görerek ağır tahrik altında bu cinayeti işlediği kanaatine varmış bulunuyoruz. Ağır tahrik ve diğer hafifletici sebepleri göz önünde tutarak mahkememiz sanık Şevket Hakmen'in beraatine karar vermiştir. Baba, babacığım! Kızım! Yavrum!